CHP'nin 38. olağan kurultayı 2. yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı sloganıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kurultay için İzmir'den Ankara Spor Salonu'na giderek gelişmeleri yerinde takip eden İzmirli gazeteciler kurultayı TV mikrofonlarına yorumladı. Gazeteci Fatih Yapar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki duygusallığına dikkat çekti. Kemal Bey'in duygusal konuşma yaptığı zaman zaman gerçekti, olmuştu zaten. Şöyle ailesinden, geçmişinden, nereden geldiğinden, Tunceli'nin Nazım Bey ilçesinden, daha önce de bahsetti. Evet. Çocuklarından, ailesinden, çocuklarından birçok yerden zaten değerlendirmelerde bulunuyordu, yine bulundu. Tabii en önemli gerekçe, en önemli konulardan bir tanesi siyasetçinin ekonomik mal varlığı, maddiyatı ve parayla olan sınavıdır. Kemal Bey bunu ısrarla söylüyordu ve bugün de söyledi. Beşli çeteler vurgusu yaptı. Beşli çetelere teslim olan, olmayanlar, parti içerisinde ve dışında paraya ulaşmış, belediye imkanlarıyla veya başka imkanlarla maddi olanaklardan etkilenmiş insanlardan olmadığının altını ısrarla çizdi. Gazeteci Mustafa Yılmaz, kurultaydaki havaya göre Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa daha yakın olduğunu belirtti. Aslında buradan Kılıçdaroğlu'nun buradaki havadan seçim kazanmaya daha yakın, en azından bu benim görüşüm. Daha yakın olduğu... Yine de biraz zayıf kaldı değişimcilerin evet, almışlar. Daha yakın olduğunu gördüm. Yani Kılıçdaroğlu gerçekten çok uzun süre alkışlandı. Arkadaşlar. Ve maaş eşliğinde. Arkadaşlar. Gazeteci Onur Çakır, salonun hakimiyeti Kılıçdaroğlu'nda dedi. Salonun hakimiyeti Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevenleriyle, taraftarlarında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması gerçekten kendisi açısından iyi hazırlanmış. Mesela bırakacağı tarihi ilk defa açıkladı. CHP'de kurultaylar 2 yılda 3 yılda bir yapılır. Bir dahaki kurultayı delegeler arasında izleyeceğim dedi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu da demek oluyor ki 2 yıl bilemedik 3 yıl sonra görevi bırakacak bugün seçilirse. Gazeteci Mustafa Akbaş, enteresan bir seçim bekleniyor. Benim tahminim başa baş bir yarış olacak dedi. Enteresan bir seçim bekliyor. Hani benim tahminim burada başa baş bir yarış geçecek. Yani birkaç ay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir farkla kazanacağı konuşuluyorken bugün gelinen noktada aslında çok başa baş bir yarış. Salondaki şeyden hissediyor, havadan hissediyor.